Nasıl bakayım? Evet. Çok kıymetli katılımcılarımız, takipçilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz, bu tercih sürecinde hayatınızın en önemli tercihlerinden birini yaptığınız bu süreçte Tokat Belediyesi, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tokat Kent Konseyi işbirliğiyle hazırlanan Senin Tercihin Doğru Adresin rektör buluşmalarının bir yeni programında daha huzurlarınızdayız. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Nevzat Tarhan Hocam, Üsküdar Üniversitesi'nin rektörü olarak bu sefer huzurlarımızda. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Sayın Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizin şahsınızda bütün Tokat'a, belediyemize, valimize, bütün Tokatlılara ve bütün izleyenlere selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. İnşallah faydalı bir program olur. Faydalı program olacağından ben kendi adıma eminim. Çünkü iki değerin birleşmesiyle karşı karşıyayız. Birisi tek başına bir üniversite kalitesinde olan ve çok yakın topraklardan, Merzifon'dan doğmuş olan bu toprakların insanı sayılacak Sayın Hocam Nevzat Tarhan'la birlikteyiz. Bir diğeri de Türkiye'nin ilk tematik üniversitesi Üsküdar Üniversitesi'ni tanıtacağız. Biz programımıza başlarken Nevzat Tarhan Hocam'dan kısaca kendilerini şöyle özetle tanıtmalarını rica edeceğiz. Tabii ben 1952 Merzifon, Amasya Merzifon doğumluyum. Merzifon'da ortaokulda Merzifon'da okurken Merzifon'da lise yoktu. Lise yoktu o dönem, düşünün 1965'lerde, 63-66 arası ortaokuldaydım ben, Merzifon'da yoktu. Ve o sene Kuleli Asker Lisesi'ne işte sınava girdim. Kuleli Asker Lisesi'ni kazandım. Gerçi aynı senede Merzifon'da lise de açıldı. Fakat babam bu lise şey dedi, daha ilk defa açıldı dedi. Yani bu fazla tecrübesizdir dedi. Sen yatılı yer kazandın, oraya git diye. Kuleli Asker Lisesi'ne gittim. 66-69. Daha sonra askerde böyle silahlı kuvvetlerine ihtiyacı olduğu için sadece harp okuluna değil, askeri tabip yetiştirmeye de ihtiyaç var. O zaman GATA öğrenci yetiştirmiyordu. Cerrahpaşa'yı kazandım 69'da. 75 Cerrahpaşa'yı bitirdim. Sonra çeşitli kıta hizmetleri, GATA ihtisası yaptım, psikiyatri ihtisasını. Daha sonra yine çeşitli burs uzmanı olarak Erzincan'da, Çorlu'da görev yaptım. GATA Haydarpaşa'da tekrar ihtisastan sonra akademik hayata başladım. İşte yardımcı doçent, prof ve 1987 yılında da kendi isteğimle emekli oldum. 96 pardon yılında başladım. Yani bu süreç içerisinde tabii mezun olurken bir aynı zamanda hayatımın sürprizleri de başladı. O mezun olma ve şeyin emekli olmak biraz şey, erken bir emeklilik oldu benim için. 28 Şubat'ın fırtınalarında GATA'dan 35 tane öğretim üyesi şeysiz, böyle işte yargısız bir infazla çeşitli yerlere sürgün edildik biz. Sonra ben mahkeme kazandım, döndüm vesaire, ama sonra baktım şey yok, bu beni aşan bir durum var. İşte emekli olduktan sonra Amerika'daki Memorial Center of America'nın Türkiye temsilciliğini aldım 97 yılında. Temsilcini aldık. O temsilciliği aldıktan sonra onun işte hastane, üniversite süreci de başlamış olduk. Yani Türkiye'de birçok yeniliği, ilk adımı o zaman, yani düşün bak, o zaman o dönemde biz telepsikiyatri kavramını kurduk Türkiye'de. Amerika'da da yeni başlamıştı o sistem. Biz kurduğumuzda burada yanımızdaki çalışan arkadaş PTT vardı o zaman. PTT'ye gitti, dedi ki ya böyle böyle bir ISDN hattı varmış. Bu bir Amerika'dan bir şirketle birlikte iş kurduk. ISDN hattı lazım. Yani eş zamanlı beyin dalgalarını aktarmak için böyle yapılan bir şey. PTT'deki mühendisler demiş ki ya biz bunun üzerine daha yeni Ar-Ge yapıyoruz. Siz nereden çıkardınız bunu filan diye.
O zaman düşün, Türkiye ISDN hattıyla tanışmamıştı bile. O dönemde, o zaman biz beyin dalgalarının böyle merkezden merkeze aktarımıyla ilgili ilk, yani çünkü beyin bilgisayar çalışmaları o dönemlerde başlamıştı. Yani şeyle ilgili, özellikle beynin nasıl çalıştığı araştırılırken ve psikiyatrinin en büyük ihtiyacı olan şey ölçülebilirlik ihtiyacıydı. Yani yaptığımız tedaviyi ve beyindeki değişikliklerin hepsini ölçebilmek gerekiyordu. Onunla ilgili bir çalışmaydı. Neyse, onu biz bir şekilde başladık. Ve başladıktan sonra o sistem tabii olumlu sonuçlar verdi. Beyin fonksiyonlarını ölçerek tedavi, beyin haritalamaları vesaire. Ve böyle 70 metrekarelik yerden 7000 metrekarelik hastane kurduk. Daha sonra şu anda üniversitemiz 170 bin metrekare. Öyle bir, yani 70 Şu an metre. üniversitenin tam mekanı nerede hocam, İstanbul'da? Mekan Üsküdar'da. Üsküdar Üsküdar'da Üniversitesi. zaten. Üsküdar'da, ana kampüs orada. 4 tane yerleşkemiz var. 3 Üsküdar'da, birisi Ümraniye'de. Hastane Ümraniye'de. Onun dışındakiler, tıp fakültesi de Ümraniye'de. Onun dışındakiler şeyde, Üsküdar'da. 21.400 öğrencimiz var son şeye göre, rakamlara göre. İşte bu Hocam, sene bu bir vakıf üniversitesi için, gerçi Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi de, yani çok da genç değil ama Türkiye için yine de genç bu tür üniversiteler. 2011. 21.400 öğrenci. Ya evet, 2011'de 2011. almışsınız ama 2011'de sertifikayı almışsınız. Belge 2012'de ilk öğrenci 2012'de kabulünüz ilk olmuş. öğrenciyi aldık tabii. 8. senemiz üniversitenin şu anda. Aslında Üsküdar adından Mezun. dolayı eski zannediliyoruz ama aslında yeni 8 senelik bir üniversite için yenilik gençtir gerçekten. Hayır, şimdi Türkiye'nin ilk tematik üniversitesi diye geçince Tabii. Doğru. Tematik tematik. olarak biz o zaman tematik üniversite yoktu. Genel üniversite. Biz dünyanın bu konudaki ihtiyacı odur. Belli bir tema üzerinden gitmemiz lazım dedik ve güçlü olduğumuz alanları, yani hatta üniversitenin kurulurken, yani şahsi bütün kazanımlarımı bağışlayarak, vakfederek kurdum. Düşün bak, Vakıf pratik. size Tabii. bir hocam, özgeçmişinde, üniversitenin özgeçmişinde İDE Vakfı diyor, Ankara'da İnsani Değerler Vakfı. Vakfı. Daha sonra İDER oluyor, İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Ruh Sağlığı Vakfı. Vakfı. Bu vakfı siz kurmadınız değil mi? Şimdi o vakfı kurucular arasında var ama vakıf, yani Ankara'da kurulmuştu. Ankara'da vakıf çalışmayınca kapamak yerine ben devraldım vakfı. Arkadaşlara söyledim, yapılan başvuruları Anladım. karşıladım, devraldım. Ve ondan sonra da şartlar hazır olduğu zaman da üniversiteyi kurduk o vakıf adına. O şekilde, yani ben 97'de vakfı, 97'de kurulmuş bir vakıf. 2001'lerde devraldım. Daha sonra üniversite kurarken vakıftaki ilgi, tabii ufak bir değişiklik için bile vakımda, mesela vakıf kurarken yüksek öğrenim yazmışım. Ve mahkeme dedi ki üniversite olacak adı dedi. Onun için yani, mahkeme süreçte beni o şekilde vakıfı O zaman biz size sadece üniversitenin kurucu rektörü demiyoruz. Aynı zamanda üniversitenin mimarı diyoruz. ya, üniversitenin tabii, yani ben bütün kazanımlarımı bağışlayarak kurulduğu için, ama bunu yaparken de bir vakıf üniversitesi için, yani hiç örneği yok bunun, söyleyeyim. Koç Sabancı bile kamu tahsisi almıştır. Kamu arazisi üzerine kurulmuştur. Ben hiç kamu tahsisi almadım. Evet. Hiç kamu kredisi kullanmadık. Sadece ödeme gücümüze göre borçlandık. Ve bu şekilde hastane kuruldu, üniversite kuruldu. Ve ben şunu da söylüyorum, hani bir Nazif Gürdan hocamızın çok güzel bir sözü vardır. Dedi, kalitenin pasaportu yok diye. Sen kaliteli iş yapınca gerçekten, yani insanlar kaliteli olduğu zaman böyle mesela bir şeylere kızsa bile, ya bu kaliteli iş yapıyor burası diyerek, yani insanlar güven oluşturuyor. Yani kalite Evet. insan, gençlere şu anda bak, emin ol, şu sohbetimizde kalite yönetiminin önemini anlasa gençler, hayatının en önemli bilgisini kazanmış olurlar. Çünkü kaliteli iş yapmıyorsa bir insan, o işi böyle baştan savma yapıyorsa,
O iş yapılmış gibimiş gibidir o iş. Ve bu çağda, bu kadar bilgi çağında kalitesiz iş yapan insan bir an saman alev gibi parlıyor ama ondan sonra tarihin çöp sepetine atılıp gidiyor. O için kalitede de toplam kalite önemli. Yani şu an kaliteli bir iş yapman önemli değil. 10 sene, 20 sene sonra da öyle bir iş kurmalısın ki 10 sene, 20 sene sonra da kaliteli olmalı. Biz üniversitede bunu şey yaptık. Hastane kurulduğu zaman Amerika'da olan JCI diye bir kalite sağlık sistemleri var. Joint Commission International diye. O bize geldiler, denetlediler kalite yönetimi için. İnceledikten sonra dediler ki şu anda dünyada nöropsikiyatri hastanesi olarak siz üçüncü hastanesiniz. Bu dünyada aynı kalite belgesi alan kaliteli hastane. Ya böyle olunca tabii gelen hastalar memnun oluyor, tedaviler kaliteli oluyor ve o kalite ve insanlar da en çok hani face to face dedikleri böyle yüz yüze tavsiyeyle tavsiye oluyor ve o şekilde büyünüyor. Bunu aynısını üniversitede taşıdık bunu Peki kaliteyi. hocam, üniversitenizin tematik bir üniversite olarak tanıtımında herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı öğrencilerin tercih etmesinde, etmemesinde? Hani mesela özellikle Üsküdar Üniversitesi'nde beyinle ilgili, psikolojiyle, psikiyatrla ilgili olarak ilerlemek isteyen bir öğrenci sizin üniversitenizi Anadolu'da adını duymamış olabilir. Ben herhangi bir tıp fakültesine giderim. Tıp fakültesinde psikiyatriyi tercih ederim. Oradan ilerlerim diye düşünür. Ama gördüğüm kadarıyla siz daha ilk günden hedefini belirlemiş öğrencilere sesleniyorsunuz ana alanınızda. Tabii Ar-Ge odağımız var bizim. Yani bir insan bir üniversitenin her alanda süper Ar-Ge yapması mümkün değil, gerçekçi değil, mümkün de değil. Onun için her üniversitenin muhakkak Ar-Ge odağı olması lazım. Yani Ar-Ge odağı olursa ancak o konuda ilerleyebilir. Yani kendisini geliştirebilir. Ar-Ge odağı yoksa bir kimsenin orada her şeyi yarım yarım yapmış olur. Onun için yani derinleşebilmesi için muhakkak buna seçilmiş alanlar deniyor. Bir alanı seçecek, Ar-Ge odağı yapacak, daha sonra orada ilerleyecek. Biz onun için ilk baştan böyle Ar-Ge odağımızı belirledik. Sağlık, davranış bilimleri ve bilişim bilimleri. Yani bunlar Bilişim. mesela bilişim bilimleri. O Bilişim neden? yani bilişim, bu işte bilgisayar bilimlerini yazılım, mühendis. Yani çünkü dünyanın gelişi öyle ki dijitalleşme, dijital devrim yaşıyor dünya. Şu anda artık herkes kabul ediyor ama bu dijital devrimi biz Yani çok yakın gelecekte. ben bu kadar erken olacağını da beklemiyordum onu söyleyeyim bize girerken bu Çok dijital devrim gelecek çok ama yakın gelecekte. hiç yani 2018'de Davos'ta bu beyinlerimiz hacklenebilir. Zihin kontrolü yapılabilir diye bir tartışma çıktı ve oradan beyin bilgisayar arayüzlerini yazılabileceği ve insanların artık yani dijital dünyada tuşlarla yönetebilme noktasına kadar teknolojinin ilerlediğini, otonom robotların yapıldığını, işte Endüstri 4.0'ın başladığını, bir şekilde nesnelerin internetini, simülasyonları, artırılmış gerçekliği, böyle sanal gerçeklik bunlarla ilgili bir müthiş bir big data ortaya çıktı. Yani büyük veri ortaya çıktı. Daha önce şöyle söyleniyordu. Veri her şeydir deniyordu. Veri her şeydir yani veriler. Ama şimdi her şey veri diyoruz. Her şey veri. Şimdi hocam siz kişisel olarak bir kere bir şifa dağıtmaya çalışan bir tabipsiniz, doktorsunuz. Bir taraftan bilim üretmeye çalışan bir bilim adamısınız, bir taraftan öğrenci yetiştirmeye çalışan bir akademisyen, eğitimcisiniz Evet. şu anda. Ve sizin uzmanlık alanınız insan beyni. Üniversitenizin de uzmanlık alanı daha ziyade insan beyni, ruh sağlığı. Şu an az önce bahsettiğiniz konuları biz komplo teorisi olarak dinledik, dinlemekteyiz Evet. insanlardan. Siz bu işin tam ortasında, Türkiye'de de en sözü dinlenmesi gereken insan olarak, insanlardan biri diyeyim, hadi yumuşatayım ama bana göre en sözü dinlenmesi gereken insan olarak. Bu komplo teorilerini siz de komplo teorisi olarak mı değerlendiriyorsunuz, yoksa durum vahim mi? Gerçekten de bu seviyeye geldi mi Şu dünya? anda yani gerçekten beyin bilgisayarlar arayüzleri
yazılmaya başlandı şu anda. Yani bir mesela 2013'te ben hiç unutmam. İsviçre'de bir kongreye gitmiştim. O kongrede şöyle bir deney bahsettiler bize. İnsanlara üç ses dinletiyorlar. Kuş sesi, bebek sesi, bir de erişkin insan sesi dinletiyorlar. Bunu dinlettikleri zaman beynin ürettiği dalgaları kaydediyorlar hemen. O şeyle beyindeki kayıt sistemini kaydediyorlar. Daha sonra o kişilere hiç bunun ne olduğunu söylemeden o frekansları veriyorlar. Dalga fonksiyonunu veriyorlar. Ne hissettiniz diyorlar. Bu ses olarak bunu bir ses duydunuz. Bu ne sesi diyorlar. Ve %80 oranında doğrulukla kuş sesi, bebek sesi ve erişkin insan sesi olduğunu %80 ayırt ediyorlar. Bak, ses duymuyor. Sadece elektrik fonksiyonu veriliyor, frekans veriliyor. Yani bu demektir ki artık bak ne oluyor? Dışarıdan gelen sesler beynimizde böyle ses dalgaları beynimizde elektrik enerjisine dönüşüyor. Elektrik enerjisine dönüştükten sonra beynimiz onu bilgi akışının şeklinde seyrediyor. Ondan sonra onu algılıyor, yorumluyor ve bu filanca kişinin sesi, şu sesi, bu sesi diye tanımlıyor. Bunu artık kulağa devre dışı bırakarak bak. Direkt beyne dalgayı vererek beyni o sesi okutuyorlar. Şimdi bu yapılabilir bir şey bunun gibi. Bu yapılıyorsa artık ama şu anda komplo teorisi olan kısmı şöyle. Tuşlarla insanı yönetemeyiz. O komplo. Yani birisi bunu yapıyorum diyorsa yalan söylüyor ama mesela o kişinin beyninin hangi dalgaya ihtiyacı var? Alfa dalgası mı, beta dalgası mı, teta dalgası mı? Yani o kişinin beyninin alfa dalgasına ihtiyacı varsa, o kişi öğrenme ihtiyacı varsa bir insanın beyninde alfayı artırmaya çalışıyorsun. Eğer o kişinin rahatlaması lazım, antidepresan etki lazımsa teta burst tedavisi var, onu yapıyoruz. Bununla ilgili ya da Şu an sizin kişide üniversitenizde bu tedavi yapılıyor. Bunlar tedavi olarak FDA'nın onayladığı böyle çeşitli beyin uyarım tedavileri var. Bunları yapıyoruz. Mesela teta burst tedavisini FDA yeni şey yaptı, onayladı. Bazı Alzheimer'da kullanılıyor. Obsesif kompulsif depresyonda birçok hastalıkta şu anda bir kısımda araştırma Ar-Ge olarak kullanılıyor. Bir kısmında FDA onayladığı için Amerika'nın biliyorsun bu bilimsel bir sağlık onay sistemidir o FDA. O onaylanan şeyler artık kimsenin tartışmayacağı kesin bilgi lisans almış gibi oluyor. lisans almış oluyor. Yani yani biz bunu 2003'te ben o beyin uyarım tedavilerini Türkiye'ye daha önce biz bunu sadece tedavide değil de sadece beynin fonksiyonu takip etmede kullanıyorduk. 2003'te beyin dalgalarının böyle kişiye şey yapmadan, şok gibi tedaviler yapmadan manyetik tedavilerle beyin dalgalarını düzeltmek, beyin fonksiyonunu düzeltmek, beyinde böyle voltaja bağımlı iyon kanalları var. Onları açarak tedavi etme sistemini 2003'te kurduk. Bu daha sonra bunu şu anda bu konuda tabii bir şeye ilk başladığınız zaman onun standartları da belirlemek durumunda oluyorsunuz. Yani onu da biz başladık. Şu anda Türkiye'de 2008'de FDA onu Avrupa'dan biz İngilizlerin kurduğu bir Maxitim diye bir firma var. Onun şeyleriyle başlamıştık bunu tıbbi cihazlarıyla. Sonra ABD'deki o FDA sistemi onu da şeye dahil etti. Böyle faydalı, depresyonda faydalı bir tedavi diye. Daha sonra şimdi daha da yaygınlaştı. Ya yani şu anda ilk başta biz tabii yeni bir şey yaptığın zaman şöyle söyleniyor. Bir insan yeni bir şey getirdiği zaman genellikle insanların ilk tepkisi şu oluyor. Saçmadı bu neyle uğraşıyor ya. Adam hayal kuruyor filan. Boşuna zarar görecek. Yani tarihin çöp sepetine atılacak işler yapıyor diyor. Biraz tuttuğu zaman iş şiddetle karşı çıkıyorlar. Bunları yaşadık bizim. Meslektaşlar arasında hem de. Ondan sonra o artık kabulü gördükten sonra kendini kanıtladıktan sonra
Üçüncü aşama ne diyorlar biliyor musun? Ne var ki bunu zaten biz de biliyoruz diyorlar. Şu anda o tedaviler o üçüncü aşamada. Yani bunu ama Peki. bunun için insan yani bir idealinin olması lazım. Bak, bir hedefinin olması lazım. Ama bunu yaparken hayalleriyle hani Mevlana söylüyor ya pergel metaforu var. Bir ayağın yerde olsun, bir ayağın hayal Dünya. dünyasında, aşk dünyasında dolaşsın diyor. Ama iki ayağın birden havalda olursa rüzgar savurur gider seni. Onun için burada bunun ölçüsü de etik standartların olacak. Bilimsel araştırmaları yapacaksın ama etik standartların olacak. Siz yıllardır bunlarla ilgili de çalışıyorsunuz. Evet, tabii. Temel insani değerlerle birlikte geleneksel Türk İslam kültürünün Tabii. değerlerinde baz alarak, onlarla baz alarak çeşitli projeler de ürettiniz. Bunlardan bir tanesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü kurdunuz. Evet. Yani O da hani Türkiye'de ilk. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü'nü herhangi bir ilahiyat fakültesi kursa dersiniz ki ya yapar bunu tamam. İşte şeyde Konya'da Mevlana Enstitüsü var, o kursa tamam dersiniz. Ancak böyle bir psikiyatri alanında, ruh bilimi alanında çalışan bir üniversitenin özellikle bu alana yönelmesi, bununla ilgili enstitü kurması nedir hocam? Bunun hikmeti Bu nedir? enstitünün kurulması tasavvuf enstitüsü kurarken şimdi tasavvuftaki bilgiler var. Mevlana'nın öğretisi var. Muhyiddin Arabiler var. Bütün müthiş bir Anadolu irfanı var. Ben bir fark ettiğim bir şey var. Anadolu irfanı keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Mevlana, hazine. Bunu Anadolu'nun bir evladı olarak hissi mi söylüyorsunuz, bilimsel bir gözle, tespitle mi Bunu ben söylüyorsunuz? bilimsel gözle söylediğime şuradan görürsünüz. O İnanç Psikolojisi diye kitabım var benim. Orada akıl beyin bir akıl bilim üçgeninde insanoğlu diye geçiyor bu. Orada kuantum dinamiğini işleyerek kuantumu anlatarak böyle tasavvufla kuantum arasındaki enteresan ilişki nin yol şeyleri var, ipuçları var. Onları ben önemsedim. Yani mesela şu anda biz üniversitede pozitif psikoloji dersi öğretiyoruz üniversitede. Türkiye'de 2013'te başladık biz buna. Pozitif psikoloji dersinde ne öğretiliyor? Bu pozitif psikoloji bilim dalı olarak 2009'da ilk kongresini yaptı. Ortaya çıkışı da şöyle. 2000'li yılların başında ABD baktı ki suç artmış, şiddet artmış, cinayetler artmış, boşanmalar artmış. Öyle bir dünyada, Amerika'da öyle bir okula silah götürüyor. Günde 300 küsür bin çocuk okula silah götürüyor. Böyle bir Amerika var. Bunun üzerine neden biz refah seviyemiz yükseldi? Bu kadar insanlara imkanlar sağlıyoruz ama niye bu insanlar mutlu değil, niye suç işliyor diye bunun araştır diye Penn State Üniversitesi'nde Seligman ve ekibine 5 milyon euroluk bir şey veriyor. Grant, yani hibe veriyor şey. Federal hükümet o zaman. O da araştırıyor bunu. 2005'te başlıyor. 2008'de bitiriyor. Bu insanların mutlu olması için bu pozitif psikoloji, mutluluk bilimi diye bir bilim dalı olması lazım diyor. Bunu tanımlıyor. Adına pozitif psikoloji diyor. Kongresini yapıyor. Ben onu 2009-10'larda çıktığı zaman bir inceledim. Ne çıktı biliyor musunuz? Anadolu irfanını almışlar, Mevlana'yı almışlar. Metodoloji geliştirmeye, sistematize etmişler. Bize bilim olarak sunuyorlar bunu. Orada ne anlatılıyor? Bak, orada yani mesela öz bilinç, kendini tanıma, öz yönetim, kendini yönetme, emosyon regülasyon denilen beynin duyguları proses eden alanları var beynimizin. Bu beynimizin duyguları yöneten alanlarını yönetmeyi öğretiyormuş Mevlana meğerse. Biz bilimsel duygular bilimsel kategori olduktan sonra Mevlana yeniden keşfedildi. Bak, bu duygusal bilimsel kategoriymiş dediler. Duyguların yönetimini öğretmek. Onun için ben 2005'lerde bak duyguların psikolojisi diye kitap yazmak zorunda hissettim. Daha sonra Mesnevi terapi, Yunus terapi, Aşk terapi diye kitaplar yazdık. Burada da emosyon regülasyon, duygular yönetmeyi öğretiyoruz. Tamamen nörobilim temelli bir Ha, yaklaşım. yani şimdi siz bunu bilimsel bir metotla yapıyorsunuz. Yoksa Mevlana'nın Mesnevisi siz de defalarca okudunuz. Hani hikayeler, 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 hikayelerin hepsi
5-10 hikaye anlatılır, en son bir yere gelir. İşte bu şudur diye bir ufuk açar insanda. Klasik bir kıssa anlatım veyahut da hikaye anlatım, masal anlatım hatta. Çünkü fabıllarda kullanmış. Siz de aynı metodu mu kullanıyorsunuz, yeni bilimsel metotlar mı kullanıyorsunuz? Burada mesela ben bir ilk üniversite açıldığı zaman yüksek klinik psikoloji yüksek lisans tezlerinden bir tanesi de şuydu. Budist rahipler üzerine yapılmış bir tezdi bu. Ben ilk defa bunu Sufi meditasyon adı altında derviş dansı diye hani şeylerin semasını bunu hatta Fatih Hoca var. Şimdi soyadını hatırlayamadım. Fatih Hoca'nın talebeleri Fatih Çırlak'tı galiba. Fatih Hoca'mızın. Onun talebeleri üzerinde yaptık bu deneyi. Beyin MR cihazının içerisine girdi dervişler. Orada derviş dansını dansını hayal et derler. Beyin nasıl çalışıyor o anda kaydettik onları. Ve 16 vaka başladık. Biri drop oldu. 15'indeki ölçümü yaptık. Aynı Budist rahiplerdeki bir beynin anterior singulat gyrus bölgesi var beynin. Yani emosyon regülasyon yapan, duyguları yöneten beyninin orta ön bölgesi. O bölgede müthiş bir aktivasyon çıktı. Bak, yani onlar meditasyon yaparken aslında beyinde mutluluk hormonları salgılıyor o kişilerin. Kendilerini rahatlatıyorlar, yapıyorlar. Daha sonra biz bunu pozitif psikolojiyi bilimsel bir şey olarak müfredat geliştirdik. Müfredata koyduk bunu. Daha sonra biz bir baktık 2015'te Harvard Üniversitesi ders olarak koymuş. Pozitif psikoloji. 2015'te ve web sayfasında ne yazıyor biliyor musunuz Harvard? Diyor ki Harvard tarihinde çığır açan ders. Mutluluk bilimi. Çığır açmış. O kadar çok öğrenci istemiş ki. Daha sonra 2018'de Yale Üniversitesi koydu. Yale Üniversitesi de şöyle anons ediyor. Web sayfasında var. Diyor ki Yale tarihinde en çok tercih edilen ders. 1200 öğrenci tercih etmiş. Şaşırmışlar. O kadar büyük sınıf ders olmadığı için 3'e 4'e bölmüşler dersi. Sonra 2019 yılında İngiltere'de Bristol Üniversitesi bu dersi açtı. Web sayfasında şöyle anons ediyor. Diyor ki intihar salgınına karşı mutluluk dersi koyuldu diyor şeyde. Bristol Üniversitesi'nde ABD'de. İngiltere'de. Düşün bak intihar salgınına karşı. Biz 2013'te bunu Üsküdar Üniversitesi olarak koyduk. Bu burada yaptığımız işte tasavvufun öğretisiyle bilimsel bilginin sentezini yaptık biz bak. Sentezini. Biz atalarımız bunu zamanında yapmaya çok çalıştılar ama yapamadılar. Mesela biraz da tarihten bir bağlantı kurmak istiyorum. 1850'lerde Cağaloğlu Lisesi'nin kuruluş tarihi Kızlak Lisesi olarak 1850'lerde. Ama 1850'de Abdülmecit kurmuş ama ilk kuruluşu şöyle. Ahmet Cevdet Paşa bakıyor ki dünyada bir sanayi devrimi geliyor. Motor buhar devrimi başlamış. Elektrik devrimi daha olmamış daha düşün. Motorlarla müthiş bir güç, hakimiyet bu makineyi kullananların eline geçmeye başlamış. Bir sanayi devrimi var. Ahmet Cevdet Paşa bakıyor ki biz Osmanlı eğitim sistemi bunun farkında değil, es geçiyor bunu. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin olduğu yere Şeyhülislam Arif Hikmet Efendi'yi ikna ediyor. Sadrazam ikna ediyor. Sonra Valide Sultan ikna ediyor. Oraya bir özel bir medrese yapıyor. Aslında bu medrese ilk defa da değil. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin de benzer medreseleri varmış. Şimdi de halen var diyorlar. Tillo'da. Medrese-i Zülcenaheyn diyorlar. Tillo'da evet. Tillo'da Medrese-i Zülcenaheyn iki kanatlı medrese. Yani mesela Aristo, felsefe, matematik bunları öğretiyor. Astronomi öğretiyor. Bir taraftan da din bilimlerini öğretiyor. Zülcenaheyn demişler. İki kanatlı. Bunu burada çünkü daha önce şeyden sonra Kanuni'den sonra 3. Murat mesela 3. Murat Rasathane'yi yıktırmış mesela. Osmanlı o artık süper güç olduğu zaman bunlara ne lüzum var diyor. Mesela Hazreti Ahmet Çelebi'yi
Önce destekliyor Sultan. Daha sonra Allah bizim uçmamızı isteseydi kanatlı yaratırdı diye itiraz ediyorlar ve onu da yıktırıyor orayı. Ya hatta orası tanıyor, toplarla yıktırmışlar şeyden, Boğaz'dan. Düşün. Yani bu Osmanlı devrim, ondan sonra o süper gücün verdiği özgüvenle kaçırmış onu. Bunu fark eden Ahmet Cevdet Paşa ikisini birleştirmek istiyor. Fakat enteresan, o zamanki eğitim sistemi bir şey var, statükocu. Direniyor. Evet. Ulema Direniyor, sınıfı. kapattırıyor orayı, biliyor musunuz? Onun için Abdülhamit de açmak istiyor. Bak, Abdülhamit vizyonu olan birisi. Fakat bakıyor ki Abdülaziz o medrese ekibinin direnci yüzünden işte karışmış ortalık. Onları karşısına almak yerine Abdülhamit ne yapmış? O zaten zamanın içinde eriyip gidecek demiş. Ben mektep açayım demiş. Şeyleri açmış. Tıbbiye şahaneleri açmış. Mühendishane şahaneleri açmış. Ve bu sefer ne olmuş? Osman iki tip insan yetiştirmiş. Biri sadece dinin motivasyonuyla hareket ediyor. Biri sadece fen bilimleri motivasyonuyla hareket ediyor. Öyle zamanın ruhunu tabii fen bilimleri motivasyonuyla hareket edenler yakaladığı için medrese tarihin çöp sepetinde gidiyor. Ve mektep hakim oluyor. Ve burada hani ben tarihçi değilim ama şu şeye baktığım zaman bilim felsefesi açısından o zamanki yeniliğe direnen medresenin büyük bir vebali var burada. Bu iki yani hiç olmazsa bizim de şu anda var bu bak. Din Ben bilimleriyle fen bilimlerini sentez etmemiz lazım. Ben işte üniversitede kendi çapımda yapmaya çalışıyorum bunu. ben edebiyat öğretmeniymiş ama aslen yani edebiyatın tarihinde özellikle Tanzimat'la beraber başlayan bu arayışlar devri Türk edebiyatı dediğimiz süreç içerisinde bu dediğiniz çelişkilerin, çatışmaların göbeğindeydi edebiyat. Ya. Bütün yaraları en fazla edebiyat aldı. O Bütün ifade. mücadele en çok edebiyat verdi bu mücadeleyi. Ama şu sıkıntıyla en son karşılaştık. Bir tarafta gözü kapalı olmasa dahi taklidi bir Batı hayranlığı veya Batı edebiyatı yolculuğu, bir taraftan da klasik edebiyata ya da klasik değerlere körü körüne bağlı bir yolculuk. İkisinin de birer kanadı eksik kaldı. Evet. Yani siz divan edebiyatını anlamadan Batılı tarzda bir şiir yazamayacağınızı bilmeliydiniz. İşte yazılamadığı bir roman yazılamayacağı veyahut da bugün klasik edebiyatı yüceltebilmek için modern edebiyatı Batı'nın getirmiş olduğu yeni teknikleri bilmek gerekiyordu. Bunları yaşadık. Bizim sizinle sohbetin başında şöyle söylemiştim. Sosyolojiyi konuşursak 3 program yaparız. Psikolojiyi konuşursak 3 program yaparız. Ki komplo teorilerine bir sürü soru oluştu da sormadım hocam. Program tamamen formatın dışına gider diye. Bir gün keşke mümkün olsa da onları sorabilsek. Ama dediler ki bize, siz üniversiteyi konuşun. Şimdi ikimiz baş başa sohbet ediyormuşuz gibi olduk ve izleyiciyi unuttuk biz. Evet. Şimdi sevgili öğrencilerimiz de bizi izliyorlar. Onlar da üniversiteyle ilgili şeyleri merak edebilirler. Üniversitemiz Üsküdar'da, tıp fakültemiz başka bir mekanda, Ümraniye. Yakın abi. Yani Ümraniye. şeyde 10 dakikalık mesafe yani şeyle. Böyle. Kendi bünyenizde yurtlarınız falan var mı hocam? Yani Öğrenci barındırabilecek. kız yurdumuz var. Konuk evi tarzında. Fakat çevremizde çok güzel büyük yurtlar var orada. 29 Mayıs'ın büyük Devlet yurdu var. yurtları. Şeyde yurtlar var. Yani yurt sorunu hiç olmuyor. Onun için biz de çok şey yapmadık. Yani öğrenciler, erkek öğrenciler bir sene yurtta kalıyor. İkinci sene eve gidiyor zaten. Eve gidiyorlar, İstanbul'da. evet. Ama Yani şey mi yani öğrencilerimiz barınmayla ilgili sıkıntı yaşamıyorlar yani. İstanbul'da öyle bir şey yok, sıkıntı yok hiç. Yani biz sadece ilk gelen mesela uluslararası öğrenci çok bizde şu anda. Hatta Türkiye'deki vakıf üniversitesinde en çok öğrenci uluslararası öğrencisi olan biz 5. sıraymışız biz. 5. sıra demiş Türkiye'de. Yani bu da onlar da yurt lazım onlara da. Onlar bir geliyorlar, onlar bile ilk sene İstanbul'un cazibesine kapılıp evlere gidiyorlar. Yani İstanbul enteresan cazip bir yer yani hakikaten. Şimdi Bağımlılık. sizden önce 3 rektör hocamızla sohbet ettim. Üçü de İstanbul'dan denk geldi. Üçünün de söylemiş olduğu bir şey vardı. Benim de inandığım bir şey. İstanbul'da okuyan bir öğrenci 2 diploma alır. Bir tanesini üniversiteden alır, bir tanesini de İstanbul'dan alır. Evet. İstanbul'da okumak, oranın diplomasını almak çok büyük bir onur ve kazançtır. Yani insanın kişisel gelişim açısından, Doğru. sosyalleşmesi açısından. Bunu
Bunun dışında tabii ki klasik her üniversitede olan kendi bünyesinde öğrencilerin gıda ihtiyacını giderecek lokantalarınız, kafeteryalarınız. Tabii. Şimdi gençler bunları merak eder biraz da. Gerçi tabii. Sizin tercih eden öğrenciler biraz daha üst düzey öğrenciler olacağı için onlar daha çok işte nasıl çalışırız, bilimsel olarak nasıl ilerleriz, yolumuz nasıl açılır? Bunları zaten bunlara kısmen cevap verdiniz ki Türkiye'de kapı açan, çığır açan bir üniversite. Orada okuyacak öğrenciler de çığır açılmış bir çığırdan gitmekten öte çığır açmayı öğrenecek öğrenciler olacaktır. Evet. Tabii, yani bu vizyonu kazanacaklardır. Biz öğrencilerimize böyle ilk başta biraz da konuşmuştuk. Hani böyle bir ihtimal iklimi oluşturup onlara onların işlerindeki keşfetme ve icat etme, yani icat çıkarma yeteneklerini geliştirmek. Yetenek yönetimi yapıyoruz onlara. Evet. Peki hocam, klasik bir eğitim mi veriyorsunuz? Biz şu an ya da eğitim modeli deniyor musunuz farklı? Tabii. Biz şimdi şeyi soracağım. Korona sürecinde uzaktan eğitimi soracağım da ondan önce klasik korona hiç gelmeden önce verdiğiniz eğitimde evet. Koronadan önce biz %30 uzaktan eğitim verme ile ilgili yasaların verdiği bir yetki vardı bize. Onun için de hazırlık yapmıştık dijital altyapı için. Hazırlık yapmıştık %30'u. Hatta şimdi böyle uzaktan eğitim iki türlü veriliyor. Birincisi asenkron. Yani böyle bilgi, bir slide gönderiyorsun, video gönderiyorsun, öğrenci çalışıyor, sınava giriyor. Böyle bir sistem var. Bir diğeri de senkron sistem. Eş zamanlı canlı sınıflarla ders yapma sistemi. Bizim altyapımız müsait olduğu için iki hafta korona başladığı zaman iki hafta içerisinde biz hemen altyapımızı güncelledik ve bütün dönem bitinceye kadar akademik takvimimizi yeniden yaptık. Bütün dersleri canlı sınıf olarak verdik. %98,5 oranında sonuç aldık. %1,5 da işte bulunduğu yerde internet sorunları yaşayanlar oldu. Onda da bir ÜTV var, üniversitenin TV'si var. İki tane kanal açtık ona. Evet. ÜTV'niz var. Evet. Radyonuz var. İki tane evet. Şeyiniz var. Hem televizyonunuz ve bunlar uzun süredir de yayındalar. Tabii. Ya onları da canlı olarak bazı dersleri de onun üzerinden verdik. Böyle canlı sınıf olarak. Yani o korona döneminde dijital altyapımız iyiydi. Hatta koronanın böyle bir 200 senelik bir süreç olacağını tahmin ettiğimiz için şu anda yani biz onu daha da geliştirdik. Ama biz bu Haziran ayı içerisinde bir toplantı yaptık. Dijital odaklı vizyon toplantısı yaptık. Beyin fırtınası yaptık. Beyin arama toplantısı yaptık. Bir şey, profesyonel birisi geldi bize sabahtan akşama kadar şey bize böyle dijital dönüşümle ilgili nelere ihtiyacımız var? Güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimiz, şu anda imkanlarımız, fırsatlarımız, tehditlerimiz nelerdir diye bir beyin fırtınası yaptık bütün hocalarla. Yani böyle akademisyenle birlikte aşağı yukarı 80-90 kişilik bir grupla bir beyin fırtınası yaptık. Onun sonucu bir rapor haline getirdik ve şu anda onun domainini de aldık hatta. Peki hocam o raporun fijital dedik bak. Fijital evet. Fijital. Çünkü uzaktan öğretim olur ama uzaktan eğitim olmaz. Uzaktan öğretim olur. Teorik bilgileri uzaktan öğretebilirsiniz. Ama özellikle sağlık, tıp, bu alanlar usta çırak psikoloji, bu alanlar usta çırak ilişkisiyle öğreniliyor. Yani bu alanlar sadece bilim değil, aynı zamanda sanat. Yani sanat usta çırak ilişkisi olmadan öğrenemezsin ki. Onun için burada dijitalliğin de abartmamız lazım, dozunu kaçırmamamız lazım dedik. Onun ama, için eğitimde model olacak dijital model olmaz, fijital model olur diye. Fiziksel yüz yüze eğitimle dijital eğitimi hibrit eğitim yaptık. Yani karma yaptık. Eğitim sistemimizde şu anda. Peki bunu yüz yüze eğitimi yapabilecek misiniz eğer şey olursa? Onu biz altyapımızı ayarladık. Şimdi kampüs açık olacak. Öğrencilerimiz özlediler zaten ya. Enteresan. Yani böyle yani buraya gelince kaytarırlar keratalar. Onlar kaytarmaya çalışırlar ama şimdi de kampüste üniversite özledik diye böyle
Aralarında gruplar kurdular, şey yapıyorlar. Ama güzel bir şey yani, sizin söylediğiniz gibi. Yani üniversite kültürünü öğretmek. Bak üniversite Evet. dediğim gibi, bir sadece bak İstanbul için de değil, İstanbul üçüncü diploma oluyor. Üniversitenin verdiği birincisi meslek diploması. İkinci diploması üniversite kültürü diploması. Evet. Üçüncüsü de İstanbul diploması. Üniversite kültürünü yaşayarak öğrenirsiniz. Onun için biz üniversite kültürü dersi de var, koyduk. Üniversite kültürü dersinde yani öğrenciler böyle etkinlikleri alıyorlar, dinliyorlar istediği etkinlikleri, raporluyorlar yazılı rapor halinde ve bu şekilde yani sosyal beceri kazanmalarını sağlıyoruz onlara. Üniversite kültürünü. Hayatı da öğreniyor. Sadece akademik başarı değil, hayat başarısı da önemli çünkü. Tabii ki. Peki hocam, ilk mezunlarınızı ne kadar oldu vereli siz? Biz işte Kaç ilk yıldı? ön lisans vardı. 2014'te ilk mezun, 2 yıllık verdik. Daha Onlar dört sonra yılda diyor. tabii 4 Dört ya yıllıklar da 6 yıllıkları. tabii. Yani daha sonra şu anda 5.000 küsür mezun verdik bu sene. Mezuniyet töreni yapamadık. Yani daha önce hep Ülker Arena'da yapıyorduk aynı anda. 15.000 kişilik salonda velilerle birlikte. Mezuniyette bu sene bu Covid'den dolayı yapamadık. Açık alanda yapmak istedik fakat o bile şu anda riskli. Yani biz millet biliyoruz, yapış yapış sarılmayı çok severiz. O anın Evet, cazibesiyle maalesef öyle. normal oturup konuşunca yanlış deniyor ama bir şey olduğu zaman ben hiç unutmam, bir büyük kulüpte bir şeye gitmiştim ben bir gün, böyle Coşku. nikaha gitmiştim. Ondan sonra baktım ilk başta böyle ağır şeyle işte batı müziğiyle başlıyorlar. İnsanlar dans ediyor vesaire. Bir iki saat geçtikten sonra baktım o kelli felli insanlar çifte telli başladılar. Oynamaya başlayınca hepsi birbirine sarılmaya başladı. Yani bizim kolektif bilinçaltımız bu. Yani kasa babası başladığı zaman, çifte telli başladığı zaman sosyal mesafe, maske bitiyor. Onun için o duygu Bitiyor, haline sokmamamız lazım insanlar. Soktuğun an artık şeyden çıkıyor. Yani, kontrolden çıkıyor. kontroldan çıkıyor. Yani onun için ya şey yaptık yani üniversitemiz pandemi kurulu da kurduk mesela. Bizim kendi pandemi kurulumuz var. Onun ve şeyin il pandemi kuruluna resmi yazı yazdık valiliğe. Şu anda böyle bir toplantı yapmak çok veballi bir iş. Yani birkaç kişi hasta olsa, birkaç kişinin hayati riski olsa şey oluruz. Onun için şu anda nasıl yapacağımızla ilgili Eylül ayındaki gidişata göre karar vereceğiz. Öyle düşündük. Yani sonuçta 5.000 küsür mezun verdik biz Peki üniversite bu olarak. mezunlarınızı takip ediyor musunuz hocam? Bir sisteminiz ya da takip Var mı? hassasiyetiniz var mı? Mezun, onun için mezun derneği kurduk. Mezun derneğimiz var. Alumni denilen var. Özel bir yazılımımız var, dernek programı. Yani aşağı yukarı %70'li falan mezun olanlarımızın orada kayıtlı. Kariyer merkezi onların işe girip girmediğini, her şeyini takip ediyor. Birbirleriyle haberleşiyorlar. Yani onun için mezunlarla ilgili dernek, kendi o derneğimiz ve şeylerimizle aktif olarak çalışıyorlar. Peki Yani onlar mezun olanlarınızın şimdilik, tabii ki gelecekte çok daha iyi noktalara geleceklerdir de, şimdilik geldikleri noktalar sizi mutlu etti mi, tatmin etti mi yani sizi ilk bir bunu bak eğitimci şöyle bir olarak? hatıram var. Bir gün şeyden İstanbul'da Valide Bağ Senatoryumu var biliyorsun şeyin. Öğretmen şeyde aynı zamanda öğretmen hastanesi falan Öğretmenim. diyorum. Öğretmen eviydi. Orada bir gün bir işte bir toplantı vardı tabii. Geçen sene oluyor bu. O toplantıya gittiğimde bir gün oradaki arkadaş dedi ki ya şeyden sonra toplantının sonuna doğru ya dedi burada ben dedi şey kurdum dedi bir uyku merkezi kurduk dedi Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne bağlı oranın sistemini ben kurdum diyor beyin yani uyku laboratuvarları var orada uyku merkezi beyin kayıtları yapıyor orada ben merkezi dolaştırayım sana dedi merkeze bir girdik. Öğrenciler hepsi hocam hoş geldin hocam ayağa kalktı. Orada işe giren öğrencilerin %80'i bizim mezunlarımız. Bunu şey yap, düşün. Yani biz bu çok elektro nörofizyoloji mezunları bunlar. Yani uyku EEG'sini Türkiye'de o meslek daha olarak tanımlanmamışken biz onu Sağlık Bakanlığı'nda bu konular yani işte AB'ye
AB standartlarını Türkiye'ye getirmek için Sağlık Bakanlığımızın yaptığı ciddi çok büyük çalışmalar var. Çok güzel. Yani şu anda Türkiye'de sağlık sistemi eğer güçlüyse o yani meslek elemanı yetiştirmek için yapılan müthiş bir beyin fırtınaları var onun arkasında yatan. Sağlıkta dönüşüm programı var. O program içerisinde geleceğe meslekleri olarak birçok meslek tanımlandı. Ön lisans, lisans olarak. Biz yani üniversitede de yani bizim bu arada biraz daha şansımıza o işte kader bizi bir nevi ona öyle bir fırsata da karşılaştırdı bizi. Yani sağlık alanında ihtiyaç olan meslekleri ile ilgili biz ilklerden olmuş olduk. Elektroneurofizyoloji, ergoterapi, dil konuşma tedavisi. Yani bunların çoğun devlet üniversitelerinde yokken biz açtık. Baktık ya böyle bir şeye ihtiyaç var. Bütün dünyada var. Mesela ergoterapi. Niye bu yapılması lazım? Dil konuşma tedavisi mesela DKT diye Almanya'da o kadar çok ki logoterapi diye geçiyor. Biz de bu konu lisans seviyesinde ilan almış. Yani usta çırak meselesinde meraklı olanlar öğreniyor. O şekilde gidiyor ama ehil olmayan kişilerin elinde gidiyor. Onun için bunlara sertifikalı programlar yapılırken şey de yapıldı. Yani bunlara ön lisans, lisans tarzında eğitimler verildi. İşte bunları yaptığımız için bu gençlerin şimdi bir ekmek sahibi olmaları, daha sonra onların içerisinde mesela Almanya'ya şey için Erasmus için gidiyor. Oradaki hocası bırakmıyor. Böyle öğrencilerimiz var. Yani orada doktora için kalan öğrenci kalıyor. Düşün. Harvard'da gidip orada şu anda okuyan öğrencilerimiz var şey doktora yapan. Bu bizim için şey yani şu an gidiyor oradaki hocalar ondaki bilgiyi beğeniyor ki orada doktora için yani öyle çok zordur orada doktora yapmak. Yani o doktora yapılacak öğrencilerimiz var. Bunu da biz hatta haber olarak yaptık. Web sayfamızda da vardır merak edenler. Bir de şunu söyleyeyim. Yani bir öğrenciler tercih yapıyorlar ya. Tercih yaparken seçecekleri öğrencinin akademik kadrosuna baksınlar muhakkak. Eğer şeyseler, mesela İstanbul'daysalar gelip bizzat ziyaret etsinler. Biz kampüsümüz açık korona dolayısıyla şey yapmadık. Bütün yani tedbirleri alarak işte maskeli olarak her şeyini alarak orada biz onun hocalarımız tam mesai cumartesi pazar bilgilendirmelerini yapıyoruz. Online olarak soru cevap şeklinde de bilgi verebiliyoruz. Diğer taraftan hocalarla Videolarınız var. video var. WhatsApp'tan şeyden bilgi verebiliyoruz. Call center'ımızda aktif olarak çalışıyor. Bizzat görsünler. İstanbul'da ezan okunuyor. Evet, Sokak duyuyorum. kapatılır herhalde. Evet. Allah Evet, Allah kabul etsin inşallah. kabul etsin inşallah. Evet. Yani şimdi burada bizim bunları merak web sayfamızda girip bütün bilgiler alabilirler. Sanal turlar var orada. Onlara bakabilirler. Ve bunlara rağmen soru işaretleri varsa arayıp sorabilirler. Çünkü insanın hayatında iki tane önemli tasarruf var bak. Birisi meslek seçimi, ikincisi evliliktir. Evliliğe Eş karışmıyoruz ama seçimi. hiç olmazsa meslek seçiminde onlara Bir rehberlik yapalım. vallahi ben sizin öğrenciniz olsam evlilikte de size müracaat ederdim. Çünkü siz aynı zamanda psikolog, psikiyatr, insan uzmanı, ruh bilimci, yani sosyal hayatta da oldukça aktif, vizyon olan bir insansınız. Siz muhtemelen şey derdiniz, işte oğlum bu kız iyi, bununla evlen, ya da oğlum bu kız sana uygun değil, sana uymaz derdiniz. Keşke sizin bir öğrenciniz olabilseydik. Tabii ki ben de edebiyatçı olmaktan dolayı çok mutluyum ama siz artık Türkiye'ye mal olmuş bir insansınız. Sizi profesyonel gözle dinleyen, televizyondan izleyen, videolarınızı izleyen, kitaplarınızı okuyan herkes zaten sizin öğrenciniz oluyor. Çok Faydalı şey olabilir. katıyorsunuz. Estağfurullah. Hocam, bütün her şey dönüyor dolaşıyor. Şu yaşadığımız gezegene bir imza atıp gitmekte. Evet, aynen öyle. Hepimizin ana gayesi bu. Tasavvuf da buna çeşitli tanımlamalarla, hani insanı kamil olabilmek veyahut da işte kendini bilmek, kendini bulmak. Bütün felsefeler bunu ifade ediyor. Kendini bil, kendini bul. Kendini bulan insan bu gezegene bir şekilde imzasını atıyor. Gönüllere imzasını atıyor. Yani herkes toprağa gömülüyor, kimi gönüllere gömülür denir ya. Evet. Gönüllere gömülebilmek önemli. Bu anlamda siz zaten ziyadesiyle kendisini ispatlamış ve adını tarihe
bir tek bir dezavantajınız var hocam. O da şu. Nevzat Tarhan'la Mümtaz Tarhan karıştırılıyor. Evet. Evet. Şimdi ben de şimdi Mümtaz Turhan şey. Yani o da değerli evet. Bir edebiyatçı. Ama şey var tabii. Turhan aslında Turhan. Öyle Tarhan'la karıştırılıyor ama bence şey değil. Yani güzel bir çağrışım. Gerçi Abdülhak Hamit Tarhan'la da karıştırılmıyorsunuz. O da bir avantaj. Yani böyle dev isimlerle karıştırmıyorsunuz. Mümtaz Turhan da çok edebiyatçıdan öte onun çok güzel sosyolojik şeyleri vardı. Kitapları vardı. Tahlil kitapları. Hatta alan deneysel kitapları vardı. Benim hayatımda çok etkilidir onun. Kültür Değişmeleri kitabı falan. Hocam sizinle konuşacağımız o kadar çok konu var da daha çok şimdi üniversite boyutunda kalıyor. Üniversiteyle ilgili ne sorabilirim? Şu birkaç tane soru sorayım. Sizi kazanmak zor mu? Bizi kazanmak şimdi şu anda bizde tabii başarı sırasına göre tercihlerini yapsınlar. Başarı sırasının dışında bugün YÖK bizi bütün vakıf üniversitesine bir sürpriz yaptı bu sene. Biz %75 burslu bölümlerimiz vardı. İletişim Fakültesi'nde, Sosyal Bilimler'de. Hani imkanı kısıtlı olanlarda ama çalışkan ama imkanı kısıtlı olanlarda mesela İstanbul'da yaşayan birisi %75 bursla kazanırsa yani hem İstanbul'da kalabiliyordu. Evi burada, şeyi burada, ailesinin gözü önünde. O ve Anadolu'ya bir yere gitse ya başka bir üniversite gitse yapacağı masraf kadar masraf olmuyordu bile. Olmaz. Evet. Fakat bu şans biraz şey oldu. Elimizde bu fırsat öğrenciler açısından %50 ile kısıtladı şeyi. %75 evet. Yerine %50 oldu. Fakat biz buna tercih bursları verdik. Yani mesela ilk 5'te bizi yazana %30 tercih bursu verdik. %50'yi %75'e yaklaştırdık bu şekilde. Böyle tercih burslarıyla biz yaklaştırdık. Onun için yani çalışkan olan bir öğrenci rahatlıkla burs imkanlarından faydalanabilir. Yani burada hatta mesela ilginç bir şey yaşadık. Gazi Üniversitesi'nde tıbba 4000. bir öğrenci geldi bizim. Yatay geçiş bize yapmak istiyor. Mesela yatay geçiş yapınca bize gelecek 2. sınıfa. Yatay geçiş. Peki 2. sınıfa geldiği zaman burs imkanından faydalanabilecek mi hocam? O burs imkanından şöyle biz geçtiği zaman tam burslu tabii devlette olduğu için %75 burs oluyor. Biz ona böyle durumlarda hani ilk başarıda ilk 1000, ilk 5000 falan olan tercih olanlara ayrı bir mütevelliyet bursu da veriyor o tip kişilere. Yani oradan yatay geçişte de geleceklerde İstanbul'da ailesi buradaymış. Yani böyle gelince ufak bir şeyle masrafla rahatlıkla burada okuyabilecek. Yani onun için bizim burada bir öyle kolaylıklar sağlıyoruz. İstanbul'da İstanbul olmanın bir İstanbul diplomasisinin dediğiniz gibi olmasının dışında yani öğrenciler tabii bu imkan aile. Bir de bizde hani üniversitede daha çok orta segment aileler bizde. Yani onun için... Onu soracaktım hocam. Sizin siz ve diğer hocalarımız. Siz de derse giriyor musunuz bilmiyorum ama yani sembolik olarak giriyorsunuzdur. Doktora giriyor. Tabii. Doktora giriyorsunuz. Öğrenciyle ilişkileriniz nasıl? Böyle çok bir de asker kökenlisiniz ya. Çok mu resmi, çok mu sert yoksa böyle bir aile sıcaklığı oluştu mu zaman içerisinde? Bu benim bir prensibim var. Ciddiyet suratta değil, ciddiyet prensiplerdedir diye. Yani onun için askerdeki disiplin böyle asık surat disiplini değildir gerçek askerde. Şu andaki modern ordulardaki disiplin prensiplere şeydir. Güç şahıslarda değil, kurallardadır. Kanunlarda, kurallarda, yasalarda ve prensiplerdedir. Ve onun için mesela Genelkurmay'da prensipler dairesi vardır. İşte biliyor musun ya? Bu işte silahlı kuvvetin ne kadar kurumsallaştığını gösteriyor. Prensipli kanun yasa hukuk dairesi olduğu gibi prensipler dairesi var. Doktrin şeyi var, şubesi vardır mesela. Doktrin üretiyor. Evet. Üretiyor. Bunlar şeydir. Yani silahlı kuvvetlerimizin şeyiyle ilgili bu.
Yani müthiş bir tabii yani Osmanlı yıkıldığı zaman bile dağılmayan tek kurum şey olmuştur. Asker olmuştur. O Cumhuriyeti kuranlar Osmanlı paşalarıydı. Ve onlar Erol aynı Güngör, askeri geleneğe devam ettirdiler. Erol Güngör diyor ya hocam zaten bir yerde Osmanlı yıkılırken bile bir Mustafa Kemal çıkardı. Onun gibi bir komutanı Cumhuriyet tarihi boyunca çıkaramadık. Bir Mimar Kemal çıkardı. Onun gibi mimarı çıkaramadık. Bir Yahya Kemal çıkardı. Onun gibi bir şairi çıkaramadık. Yani çok da küçümsemeyelim. Yıkılırken bile bunları yapabilen bir kültürden bahsediyoruz. Bunu Evet. şey söylüyor değil mi? Erol Günger Erol söylüyor. Güngör'ün sözü. Rahmetli. Çok müthiş bir tespit ya. Hakikaten çok müthiş de. Onun için Osmanlı karşıtlığı kendi bize şeyin kendimize ayağımıza kurşun sıkmaktır Tabii yani. ki, tabii ki. Hocam Yani. zaten biz onu şöyle özetliyoruz. Bir insan babasını ya da dedesini reddedemez. Dedeniz de bellidir, babanız da bellidir. Yanlışı doğrusu neyse babanız da bellidir, dedeniz de bellidir. Ben dedemi reddediyorum, babama sarılıyorum. Babamı reddediyorum, dedeme sarılıyorum. Olmaz. Osmanlı da bizimdir, Cumhuriyet de bizimdir, bugün de bizimdir, yarın da bizimdir. Biz buna işte Hatasıyla günahıyla. psikiyatride politik psikoloji merkezi var mesela bizim Türkiye'de ilk o da politik Deniz Ülke Hoca var şey, Evet. uluslararası siyasette o ilgileniyor psikoloji ayağıyla da ben ve arkadaşlar ilgileniyoruz. Mesela o politik psikoloji merkezi bizim orada Cumhuriyet Osmanlı'nın yasını tutamadı diyor. Yasını tutamadı diyor. Yasını tutsa ne olur? Yani mesela vefat ettiği zaman insanın babası, dedesi ne yapar? Onun yasını tutar. Hayır veya edilir. Olmaz. Onun iyi taraflarını alır, benimser, yanlış taraflarıyla Evet. barışır. Ama biz Osmanlı'yı yasını tutamadığımız için travma olarak iyi taraflarıyla barışamadık. Şey taraflarıyla da hatalarıyla da büyüterek düşman olduk. Evet. Halbuki şey olsa yasıyla barışmış olsa yasımızı tutmuş olsaydık Cumhuriyet Osmanlı'nın yasını tutsaydı Osmanlı'yı ne aşırı göklere çıkarırdı ne böyle tamamen reddederdi. Yani bu o Evet. travmayı çöze halinde çözmüş değiliz onu da söyleyeyim. Gene konuyu saptırmayalım ama Konuyu da ifrat ve tefrit. Şimdi yaklaşık bir saat olmuş hocam. Nasıl oldu bilmiyorum. Bugün çok benim için de mutluluk verici bir program olacağını zaten biliyordum ama tahmin ettiğimden daha güzel geçti program. Ben size çok teşekkür ediyorum. Üniversiteden çok fazla konuşamadık sevgili öğrenciler ama hani anlatmaya gerek yok görüyorsunuz modunda bir üniversite. Bütün birimleriyle, bütün kalitesiyle, bugüne kadar yaptıklarını geçin, bundan sonra yapacaklarıyla ve heyecan verici süreciyle az önce program başlamadan önce şunu söylemiştik. İnsan beyni bütün galaksiyi, bütün kainatın özeti gibi. İnsan beyniyle ilgilenen bir üniversiteyle karşı karşıyayız. Kainatı inceleyeceksiniz. Yani bütün bilimler bunun içerisinde, bütün duygular bunun içerisinde, bütün hatıralar bunun içerisinde. Size yeni bir evrenin kapılarını açıyor insan beyni ve bu evrenin kapılarını açacak üniversitede size kollarını açıyor Üsküdar İnşallah. Üniversitesi. Oranın çok kıymetli kurucu rektörü, mimarı, çok değerli hocam Nevzat Tarhan hocama çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İnşallah size de nitelikli, mesleğine aşık, ülkemize İnşallah. çok büyük katkılar sağlayacak öğrenciler sizleri tercih eder. Hep birlikte de bu gururu, mutluluğu yaşarız. Ben öğrencilerimize şunu özetle söyleyelim. Değerlendirirken yani geçmişle birlikte üniversitenin muhakkak gelecek projeksiyonunu da değerlendirsinler. Bugünkü yaptık akademik kadrosuna baksınlar ve kendileri de örtüşüyorsa, buraya gelirken severek aşkla gelebileceklerse o tercihlerini öyle yapsınlar. Bu A üniversite, B üniversite hiç fark etmez. Onun için burada önemli olan web sayfalarına şu anda birçok bilgi fiziken gelemeseler bile ulaşabilirler. Ama kendilerinin sadece akademik başarı değil, hayat başarısına da hizmet edebileceği bir üniversite olsun onlara. Yani hem başarılı hem mutlu olabilsinler. Sadece başarılı olmak yetmiyor. Yani şu anda yani onların hep gençleri eğitim sistemleri şöyle yetiştirir. Zeki olsun, başarılı olsun, çalışkan olsun benim çocuğum. Bu üçü yetmez.
zeki olsun, çalışkan, başarılı olsun, bir kimya mühendisi olsun ama zeki gider ne yapar? Gitti sentetik esrar üretir. O Evet. halde zeki, çalışkan, başarılı aynı zamanda iyi insan olsun. Biz Evet. yani üniversitede pozitif psikoloji dersi bizim, yani biz orada onun için gençlere sadece hayatı akademik değil, insan hayatında, hayatının sonuna geldiği zaman mezar taşına ne yazılacak? Dünyada nasıl bir imza bırakarak gideceksin? Biraz önce sizin dediğiniz gibi. Bunu da öğretmek istiyoruz gençlere. Ya yani böyle düşünen gençler varsa bu onlar için imkanlarımız hazır. Bizim Evet. de mesela o, siz teknoloji bahsetmiştiniz ya, hoca ve öğrenci ilişkisi içerisinde özel bir yazılım yazdık. Stix diye bir program yazdık. Öğrenciyle hoca online bir programla dosya gönderiyor, soru soruyor, cevap alıyor. Yani kendi özel bir yazılımımız var. Danışmanlık şeyi, öğrenci danışmanlık sistemi kurulu. Dosya transferi yapıyor. Yani onun için onun da eski, yani zaten 5-6 senedir kullanıyorduk biz onu. Kullanıyoruz bu programı. Burada şu anda da çok işe yaradı. Orada dosya transferi şey yaparak bir şekilde. Yani onun için öğrenciyle şeyin, yani yakın teması çok önemli. Hocalarla iyi bir bilgi alışverişiniz olacak mı? Çünkü bilgiye ulaşmak kolay. Google Hazretleri her şeyi gösteriyor ama Tabii, evet. ihtiyaç olan bilgiye ulaşmak önemli. Bilgi hazinesinin anahtarını hocalar verecek onlar. Onun için hocalarla iyi diyalog kurabileceği alan olsun. Hayatta en önemli tasarruflarından birini yapacaklar. İnşallah en doğru, en güzel, Allah gönüllerine göre verir. Allah mahcup İnşallah. etmez. Onları da, bizi de inşallah. İnşallah. Son notlarım arasında yine ben dersime bayağı bir çalıştım da UNESCO tarafından mükemmeliyet merkezi olarak seçilmiş bir üniversiteden bahsediyoruz. Mükemmeliyet merkezinde mükemmel bir eğitim sizleri bekliyor. İnsanlık maddeye dayalı materyal teknolojilerden dijital teknolojilere geçti. Bundan sonra da muhtemelen beyindeki nöronlarla olan teknoloji başlayacak. Daha alt şeylerle yapılan teknoloji başlayacak. Sizleri aslında hayal edemeyeceğiniz yeni meslekler, yeni evrenler bekliyor. Geleceğin teknolojisinin, biliminin merkezine insan beyni yerleşecek. Bütün bu bilimler de ona hizmet edecek. Belki telepati gelişecek, belki beyin gücüyle başka şeyler gelişecek. Bunları birkaç program daha tartışılabilecek şeyler. Bunların kapılarını açabilecek üniversite şu anda yegane üniversite Nevzat İnşallah. Tarhan hocamızın üniversitesi Üsküdar Üniversitesi. Hocam programımızı burada nihayetlendirelim. Sizlere Tokat'taki öğrencilerimiz, valiliğimiz, belediyemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, kent konseyimiz adına, üniversitemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki bizimle oldunuz, iyi ki bize bu güzel bilgileri verdiniz. İnşallah da Merzifon'a falan geliyorsanız oradan bir koşu buraya kadar sizi İnşallah, inşallah. davet ediyoruz. Her rektör hocamıza söylediğimiz gibi Allah. cennet bu tokatın ya altında ya üstünde demiş Evliya Çelebi. Ve insanın ölmeden yapması gereken şeylerden bir tanesi de Tokat il sınırları içerisinde Tokat kebabı yemektir. Yemektir diye. Evet, sizi bekliyoruz inşallah hocam. İnşallah, Başınızın inşallah. üstünde Tabii. yerinizde. İnşallah, Allah razı olsun. Çok herkese selam ediyorum. Hoşça kalın. İyi Sağ ol. akşamlar diliyorum. İyi akşamlar sana hocam. Sağ olun.